Arkadaşlar merhaba. Kitaba dair müzakeremizde bugün sizlerle Mevlüt Uyanık Hocam'la beraber çıkarttığımız İslam Felsefesi giriş kitabını kapsam, içerik ve sınırlar bakımından analiz etmek istiyorum. Kitabımız e, hacim olarak bayağı e, geniş. Hatta sosyal medyada paylaştığımız zaman hocam giriş bu şekilde ise bunun devamındaki çalışmalar nasıl olacak şeklinde sorular da aldık. E, şimdi e, bu konuyla ilgili de bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Çünkü biz Mevlüt Hocam'la beraber çok uzun süredir bu çalışma üzerinde Yoğunlaştık. Fakat en son pandemi sürecinde çalışmalarımızı toparlayıp bütüncül bir hale getirme imkanı bulduk. Daha öncesinde çalışmalarımızı bütüncül bir şekilde yayınladığımız İslam felsefesi teşekkül dönemi ve İslam felsefesi tenkit dönemi şeklinde iki çalışmamız da vardı. Bu çalışma aslında bunların tamamlayıcısı mahiyetinde ve bütünlüklü bir şekilde İslam felsefesi okumak isteyen arkadaşlar girişi, teşekkül dönemini, ve e, tenkidi yani e, İslam felsefesindeki eleştirel kültürü e, ele alma ve bunları anlama, anlamlandırma imkanı bulacak. Şimdi e, çalışmamızın editörlüğünü Mehmet Vural hocamız üstlendi sağ olsun. E, çalışmamız 888 sayfa bir e, içeriğe sahip. 6 bölümden oluşuyor. Ben kısaca bölümleri de size e, tanıtayım. E ee, ilk aşamada e, bir sunuş var. Sunuş Mevlüt Uyanık hocamız tarafından e, kendi sürecini e, hocamızın işte 1995'te Çorum liyihatta e, başlayan e, benimle beraber olan e, hocamızın e, kendi dilinden o süreci e, 25 yıllık sürecimizi anlatıyor. Daha sonra ön söz kısmında ben kendi dilimden e, Mevlüt Hocam'la beraber o yaşadığımız o okuma sürecini ve akademik çalışmalardaki e, sistematik e, hal alma yönünü e, analiz ettim. E, bu iki kısım aslında e, bizim buradaki yaptığımız çalışmalarla ilgili Mevlüt Uyanık Hocam'ın ve benim gözümden değerlendirmelerden oluşuyor. Birinci bölüm e, İslam felsefesinin teşekkül dönemini e, el alıyor. Yani İslam felsefesi nedir? kapsam, sınırlar nelerdir? Bunlarla ilgili. İkinci bölümde mantık. üçüncü bölümde bilgi felsefesi. Dördüncü bölümde bilim felsefesi. Beşinci bölümde varlık. ve altıncı bölümde de siyaset konularını el aldığımız bir çalışma arkadaşlar. bu çalışmanın e, İslam felsefesinin teşekkülü e, kısmında öncelikle İslam ve felsefe kavramlarının analizini yapıyoruz. E, bu noktada e, hakikatin birliği ve hikmetin izini takip etmede İslam felsefesinin İslam felsefe tarih ve yöntem bakımından ne tür e, önerilerle geldiğini ve Türkistan Türkiye itibatı bakımından ve Türkçe felsefe yapmak bakımından İslam felsefesinin rolü ve öneminin ne olduğunu ve bugün e, bugünkü e, sorunlara dair çözümler üretmede İslam felsefesinin e, gelenekten geleceğe aktaracağı e, misyon ve rolün ne olduğunu çünkü e, ...toplumsal tasavvurda ve zihinsel anlamda çok ciddi sıkıntılarımız var ve bunları çözümleyecek disiplinler de maalesef e, henüz konumlanmış değil. İslam felsefesi işte bu noktada ne tür bir rol alabilir bunu da burada analiz ettik. İslam felsefesi ve yöntem sorunu yani Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde okutulan İslam felsefesinin e, okunma ve okutulma noktasındaki avantajlı ve dezavantajlı durumlar nelerdir? Ve bizim burada işte 25 yıl boyunca Melit Hocamla beraber felsefi Anadolu'yu yeniden yurtlandırmak diye işte klasik metinlerden modern metinlere ve günceli okuma noktasındaki kaygılarımızı da bu bölümde paylaştık. İkinci bölüm Varlık, Dil, Düşünce ve Anlam Arayışı. İlk olarak düşüncenin temel ilkeleri, daha sonra mantık ve dil felsefesi, ardından işte kavramın oluşumu, tanım, e, İslam felsefesinde tanım teorilerinin neler oldu? doğru ve doğruluk ölçütleri ve mantık bakımından akıl yürütme metodu olarak tüme varımı el aldık arkadaşlar. E, bu aslında İslam felsefesinde mantığın e, felsefe yapmaya bir giriş olması bakımından önem arz ediyor. Biz de burada e, felsefe yapmanın bir girişi olarak mantık disiplinin içerisindeki hakikat tasarımını, kavramları ve e, hakikatin ortaya çıkış sürecindeki e, yöntemleri el aldık arkadaşlar. Üçüncü bölüm bilim bilgi felsefesi pardon. E, bilginin kaynakları, e, bilginin e, tanımı e, ve buna dair öğretiler. İslam felsefesi İslam medeniyetinin epistemik temelleri ve hakikatin birliği öğretisi çerçevesinde bilimsel bilgi ve hekemi bilgi arasındaki ilişki burada analiz edildi. Bilim tarihi ve felsefesinde yani dördüncü bölümümüzde bilim ve felsefe ilişkisi, İslam medeniyetinde bilim tarihi, ee, ve bu aslında bilimin İslam'da doğuşu, gelişmesi ve daha sonra tekrardan nasıl e, bir süreç içerisinde geri çekilmesi e, gerçekleşti. Bunları da analiz ettik. Ee, İslam'ın ilk dönemlerindeki bilimin gelişiminden, işte bugüne kadar e, İslam dünyasındaki bilimsel tasavvurun geldiği nokta bu bölümün temel e, konusu. Ayrıca İslam bilim tasavvurunun Avrupa'ya geçişi ve e, yeniden bir bilgi ve bilim inşasının nasıl sağlanacağına dair e, tasavvurları da el aldık. E, beşinci bölüm varlık felsefesine ayrıldı. Varlık felsefesinde temelde e, varlık tasavvurunu, e, varlık tasavvurunun gelişim seyrini, yani İslam düşüncesindeki e, o bütüncül bir paradigma ortaya koyan tasavvurun nasıl geliştiğini e, ve varlık tasniflerini, özellikle zorunlu mümkün cevher, araz varlık ve mahiyet ayrımı gibi ayrımları, e, evren tasarımını ve yaratılış e, anlayışlarını ele aldık. Şimdi yaratılış tasavvuru deyince işte burada da birkaç tane örnek karşımıza çıkıyor. Meşşai, işraki, vahdedi vücudu, tabiatçı ee, ve bu noktadaki eleştirileri de değerlendirerek e, varlık tasavvurunu kurgulamaya çalıştık. Ee, bir sonraki bölüm bu varlık tasavvuruyla ilgili İslam felsefesinde Tanrı'nın varlığına dair kanıtlamalar. Yani e, çünkü İslam filozofları metafizik ya da işte fizik kurgularını sağlam bir zemine oturtmak için öncelikle Tanrı tasavvurlarını netleştiriyorlardı. Tanrı tasavvurların netleştirmeleri neticesinde varlık tasavvurları da bütüncül bir e, sistem ortaya koyabiliyordu bugün zaten en büyük sıkıntımız bu Mesela din e, de, öğretiminde de din eğitiminde de e, varlığa da işte bilimsel paradigmamızda da Tanrı tasavvurumuzun yerli yerinde olmaması sebebiyle işte e, birçok noktada aksamalar yaşıyoruz bu noktada e, klasik dönemdeki filozoflarımızın varlık tasavvurunun bir de ne tür açılma sağladığını analiz ettik en önemli sorunlardan bir tanesi evrenin yaratılışındaki düzenlik ve kötülük sorunu yani düzenin içerisinde kötülüğün nasıl e, yorumlanması gerektiğine dair bugün güncel konulardan bir tanesi bana göre. Çünkü kötülük problemini çözemeyen bir insan e, kendi inancına dair bütüncül bir çerçevede oluşturmakta zorlanıyor. Bu noktada İslam filozoflarının nasıl bir çözüm önerisi getirdiğini ve buradan hareketle de bugün bizlerin nasıl e, bu sorunu çözümleyebileceğimizi sizler için analiz ettik. Ve evrenin sonu ve ruhun ölümsüzlüğü bahsinde de e, varlık tasavvuru'nu böylece bitirdik arkadaşlar. Şimdi son bölüm yani 6 bölüm siyaset felsefesine geldik. Siyaset felsefesi hep onu söylüyorum ben. E, İslam filozoflarının Varlık tasavvurlarını şekillendirdikten sonra en son müdahalede bulundukları, en son söz söyledikleri alan arkadaşlar. Biz de e, siyaset felsefesinde aslında bu e, mantıkla, bilgiyle, bilimle ve varlık tasavvuruyla oluşan o e, bütüncül sistemin nasıl bir e, toplum ve nasıl bir siyasi anlayış öngördüğünü kurgulamaya çalıştık. Burada da temel sorunlar var. Nasıl sorunlar var? Mesela toplumun, siyasetin, e, e, hakimiyetin, gücün. E, otoritenin nasıl teşekkül ettirileceği ya da bireyin e, İslam düşüncesinde nasıl bir konuma e, karşılık geldi Çünkü bunlar önemli. Çünkü tanımlarımız bizi aslında geleceğe dair e, söz söylemeye yönlendiriyor. Çünkü birey dediğiniz zaman e, toplumdaki o ayrımcılığı, nesep, mezhep, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığını aslında e, bir tarafa bırakıp insan merkezli bir yaklaşımla ele alınma söz konusu oluyor. Biz de bunu İslam felsefesinden hareketle nasıl bir toplum tasavvuru, nasıl bir birey tasavvuru ve bugün insanımıza nasıl bir sunumla gerçekleştireceğine dair bir çerçeve ortaya koymadık Çalıştık. Burada da siyaset felsefesinin temel kavramları, metafizik ve epistemolojik boyutlarını, bir arada yaşama sanatı olarak siyasetin nasıl şekillendiğini analiz ettik. Daha sonra İslam ahlak felsefesinin neli ve birey sorunu el aldık. Burası da bizim için önemli. Bireysel hak ve hürriyetlerin İslam felsefesi açısından önemini el aldık. Çünkü e, temel problemlerimizden bir tanesi bu. İnsanımız e, öncelikle birey tanımını, insan tanımını ve toplum tanımını yapmadığı için e, güncel meselelerle karşılaştığı zaman da bunlarla ilgili çözüm önerileri üretemiyor. Bu nedenle e, bireysel hak ve hürriyetleri de burada detaylı bir şekilde analiz ettik. İslam siyaset felsefesinin teorisyonu olarak Farabi, yani bizim toplum tasavvurunu oluşturmadaki e, işte o Farabi'nin far erdemli şehir tasavvurunu merkeze aldık. Birey tasavvurunu oluşturmada da İbn-i Baci'nin tedbir müteahhit kavramı üzerinden bir sistem oluşturmaya çalıştık. Ve İbn-i Haldun'un Umran ilmi dediğimiz tasavvuruyla da o Farabi'nin idealiyle i̇bn Haldun'un gerçekçi, real bakış açısını analiz ettik. Ve devletin bireyden başlayarak aileye aileden başlayarak topluma ve toplumdan başlayarak da siyasetin teşekkülüne varan bir sistem kurmaya çalıştık arkadaşlar biz hakikaten uzun ve meşakkatli bir süreçte bu kitabı yazdık elimizden geldiği ölçüde oluşturduk eğer sizlerin de önerileri katkılar olursa hepimiz seviniriz. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte de yine İslam felsefesinin bugün bağlamında nasıl okunacağına dair sorun merkezli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünden beri bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim bilgileri için. Çünkü biz yani sadece bir kitabın çıkmasından öte. 25 yıllık bir birikimin, bir kardeşliğin, bir hoca talebi ilişkisinin neticesinde bir çalışmanın nasıl şekillendiğini de aslında bu kitapla ortaya koymuş olduk. Benim için de çok anlamlı. Ve buradan bütün yoldaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.